Bugün size bambaşka bir Londra göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Londra'da Arap mahallesindeyiz. Buradaki tabelaların hepsinde Arapça yazıyor. Her yerde nargile var. Her yerde Arapça konuşuluyor. Şu an Londra'da mıyım yoksa Orta Doğu ülkesinde miyim? Vallahi inanın ben de şaşkınlık içerisindeyim. Hayır, yanlış görmüyorsunuz. Burası Orta Doğu ülkesi değil, Londra. Hatta Londra'nın merkezi sayılır. Edgware Road, Londra'da birinci bölgede bulunan, Arap nüfusunun yoğun olduğu bir yer. Metrodan adım atar atmaz bunu görüyorsunuz zaten. Edgware Road'dan biraz görüntüleri izledikten sonra aklınıza gelebilecek yorumları tahmin edebiliyorum. Artık İngiltere bitmiş. Bu kadar kafamıza büyüttüğümüz İngiltere bu muymuş? Her yeri Araplar sarmış. Araplar dünyanın her yerinde. Onları bile alıyorlar, beni İngiltere'ye almadılar gibi yorumlarınızı duyar gibiyim arkadaşlar. Ben de buraya ilk defa geliyorum şu anda. Edgware Road'u daha öncesinden duymuştum. Orta Doğu'nun Arapların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğunu duymuştum. Ama ben de ilk defa geldim video çekmek için. Ve aslında ben de işte biraz şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü bu kadarını beklemiyordum. Londra'da toplamda 110 bin Arap nüfusu yaşıyor ve bunun büyük bölümü de Edgware Road'da toplanmış durumda. Arap nüfusunu oluşturan ülkeler ise Mısır, Cezayir, Irak, Birleşik Arap Emirliği, Sudan, Tunus, Suudi Arabistan, Fas gibi çeşitli ülkeler oluşturuyor. Özellikle Londra çok uluslu bir yer, bir metropolit, yani her milletten insanın göç ettiği ve hep beraber yaşadığı bir yer. Tabii ki yani insanların bu kadar göç etmesinin nedenlerinden bir tanesi de aslında şu andaki gördüğünüz gibi insanların kendi halinde yaşayabilmesi. Yani İngiltere bunu hoşgörüyle karşılıyor. Şu anda mesela Arap bölgesini geziyoruz, Edgware Road'tayız ama bu gibi işte farklı farklı milletlerin toplandığı bölgeler var. Daha öncesinden Türk bölgelerini de çekmiştim. Hatta Türk bölgesi sadece bir tane değil, hani bayağı Londra'da büyük bir Türk kitlesi olduğu için çok fazla Türk mahallesi var. Oralarda da mesela yine her yerde Türkçe yazıyor. İşte Türk restoranlarının, Türk marketlerin, Türk berberlerin hakim olduğu bir yer. Ve her yerde Türkçe duyabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra işte mesela Yahudilerin yaşadığı bölgeler var. Onlar da yine kendi dillerini kullanıyorlar orada. Kendi istedikleri gibi giyiniyorlar. İşte bu yüzden zaten İngiltere bu kadar göç alıyor. İnsanlar burada kendi istedikleri gibi yaşayabildiğinden dolayı daha rahat hissediyorlar. Yani İngiltere de buna müsaade ediyor. Ama şimdi bilmiyorum ya. Şimdi gelip mesela buraları dolaştıktan sonra da hani sanki birazcık da çok da müsaade edilmiş gibi geldi bana yani. Çünkü burası çok büyük bir bölge ve şaşırdığım nokta da burası çok merkezi bir yer arkadaşlar. Burası birinci bölgede. Yani hem büyük bir alan ve birinci bölgede, yani bu caddenin sonu
Hyde Park, Oxford Street, yani o kadar merkezi. Gördüm ya. Burada çok fazla eczane var. Neden anlamadım. Restoranlar arasında en çok Lübnan restoranını gördüm. Neden bu kadar çok eczane var bilemiyorum yani. Baya hani 3-4 dükkanda bir mesela bir eczaneye rastlıyorsunuz. Burası da yine Lübnan restoranı. Dediğim gibi en çok Lübnan restoranı gördüm. Burası İran restoranıymış ama kapanmış. Burası ne? Şiş kabi. Görüyor musunuz? Nargileler burada. Buram buram nargile kokuyor her yer. Burada Türk restoranı da varmış. Bursa restoran diyor. Ama yine bayağı Arapça yazılar falan. Bursa. Yine bir eczane. Yalnız eczanenin bir kısmında da böyle şeyler var. Takılar falan satılıyor. Bir de her yerde de böyle eczanelerin vitrinde de hep tekerlekli sandalye var. Bilmiyorum yani Orta Doğu ülkelerinde hani yürüyemeyen tekerlekli sandalyeli bayağı şey mi var, hastalar mı var bilemiyorum ama. Öyle. Edgware Road'u gördükten sonra Londra hakkındaki fikirleriniz değişti mi acaba, çok merak ediyorum. Yani belki hayalinizdeki Londra ile bu Londra uyuşmuyor olabilir arkadaşlar ama hayalinizdeki Londra da bir Londra aslında. Yine o gerçekliği yansıtıyor ama Londra'nın bir de böyle bir kısmı da var. Yorumlarınızı o yüzden çok merak ediyorum. Videonun yorum kısmına yazın. Vallahi çok enteresan yorumlar geleceğine eminim. Ve caddenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Edgware Road'u bitiriyoruz. Böyle cadde boyunca komple sizi gezdirdim bu videoda. Ve dediğim gibi burası şimdi, burada Hyde Park başlıyor. Edgware Road'un bitimi Marble Arch ve Marble Arch'ta da zaten Hyde Park'ın bir girişi var. Başlangıcı var ve bu taraf Hyde Park, şu tarafta Oxford Street. Yani Londra'nın köpeği. Bugün de Londra'da Arap bölgesini gezdik arkadaşlar.
Bu tarz böyle Londra'da farklı yerleri sizlere göstermeyi seviyorum. Çünkü Londra bir bütün. Londra merkeziyle de Londra ama bu tarz mahalleleriyle de Londra. Daha öncesinden Türk mahallelerini gezdik, Yahudi mahallesini gezdik, şimdi de Arap mahallesindeydik. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek içinse Instagram profilimi bırakıyorum. Oradan böyle günü gününe Londra'da ne yapıyorum, ne ediyorum, ne etkinlikler var onları daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.